Sayın Toker, yani oturup düşünmek aklı başında insanlar gibi. Tabii İsrail'in katilliğini kimse sorgulamıyor. İnsanlık dramını kimse sorgulamıyor. Orada bir soykırıma benzer bir vahşet yaşatmasını kimse farklı bir şey diyor mu? Ama mesela şunu sorgulamamız gerekmiyor mu? Mesela İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu dedi ki Hamas bir terör örgütüdür. Ama ülkenin cumhurbaşkanı o bölgede savaşan ve 7 Ekim'de biraz önce Mahmut söyledi, bir gençlik kampını basarak 467 kişiyi kurşuna dizen, acımasızca bir terör örgütünün liderini siz sarayda kabul edip onun boynuna sarılırsanız, ona siz terör örgütü değil, Kuvayi Milliye'siniz derseniz ve bunu kendi tabanınıza sürekli katil İsrail, işte bunların mahvedilmesi lazım, bunların perişan edilmesi lazım diye bir atmosfer yaratıp bundan iç politikada rant sağlamaya çalışırsanız, bunun dış politikadaki yansıması da bu boyutlara gelirse ne yapılacak Sayın Toker ya? Nasıl bir şey, Türkiye nasıl bir ruh hali içinde yani? Bunu görünce benim tüylerim diken diken oldu. Ne olacak yani? Yani 20 yıldır politika ortada Fatih Bey. Şimdi dinliyorum diğer yorumcuların sözlerini. Benim aklıma gelen başka sorular var. Ben gazeteci değilim ama sizleri dinlerken aklıma geliyor. Buyurun. Şimdi imamlara yeşil pasaport veriliyor mu? Onlar devlet memuru mu? İstedikleri yere vizesiz gidebiliyorlar mı? İkincisi benim bildiğim kadarıyla hatta az önce girdim baktım. Tel Aviv ve uçuşlar Ekim 2023'te durdurulmuş zaten. Bu adam oraya nasıl gitti? Böyle bir ortamda dünya kamuoyu öfkeden çıldırırken İsrail'e karşı İsrail Diyanet'ten bir turist grubu diyeceğiz herhalde bunlara. Bunlara nasıl izin verdi de ülkeye soktu? Esas bu grup grupsa nereden girdi İsrail'e? Ürdün'den İsrail'e girdiği bilgisi var. Ben de Ürdün'e mi gitmişler? evet. Anladım. Demek ki Ürdün'e uçtular oradan. Ama İsrail'den herhalde kaçak girmediler. Hayır. Yani değil mi? İsrail'in de bunları araştırması gerekir. Ben size çok enteresan bir şey anlatayım. Bu olaylar 6 Ekim'de başladı. Benim dinler tarihine çok meraklı, bu kutsal toprakları çok merak eden çok yakın bir arkadaşım yıllardır oraları görmek ister. İşte Mescid-i Aksa, efendim Kudüs, Tel Aviv, o bu. Araştırdı. Kimler tur düzenliyor? Diyanet düzenliyor. Ben dedim ki Diyanet'in düzenlediği turla gitme. Oraya giden insanların bilmiyorsun ki ne amaçla gidiyorlar, niye yani ne tür bir profil Diyanet'in turuyla gidiyor oraya. Sen madem dinler tarihini falan merak ediyorsun, farklı yollardan araştırdı. Hakikaten İsrail konsolosluğuyla anlaşmalı, farklı bir tur. Yine Türkler için düzenlenen. Onunla gitti ve tesadüftür döndükten Eylül sonu. 30 Eylül'de Türkiye'ye döndü, 6 Ekim'de bu olay oldu. Yani Allah korudu o arkadaşımızı da. Ama İsrail nasıl kabul ediyor böyle grupları, böyle bir ortamda turistik, hem de Kudüs'e falan? O da soru işareti. Esas yine merak ettiğim şey, hani yeşil pasaportu var mı? O çok önemli bir şey. Yani varsa yeşil pasaportu Cem Türkiye'de... Bey çok özür dilerim. Ben eşimden dolayı biliyorum. Devlet memurlarında belli bir kademe ve dereceye ulaştıktan sonra yeşil Sana pasaport mı veriyor? alabiliyorsunuz. Ha, Evet. bilmiyorum ben onu. Evet, Demek ki evet. normal pasaportla gitti. Ama İsrail vize istiyor mu Türk vatandaşlarından? Onları Diyanet toplayıp pasaportları Diyanet mi başvuruyor vizeye? Onları bilmiyorum açıkçası. Ama yani İsrail gibi bir ülke böyle bir ortamda herhalde elini kolunu sallayarak gel gir politikası gütmüyordur. Ben onu merak ediyorum. Şimdi esas merak ettiğim şeylerden biri bu elemanın cenazesi Türkiye'ye gönderilecek. Onun cenaze töreni, Türkiye'de kahraman olup olmayacağı, Türk yetkililerin bunu nasıl yöneteceği falan bunları da merak ediyorum. Ama sorunuza dönecek olursak
maalesef yani dünyada tutarsız dış politikalardan dolayı çok düşman edindik. Avrupalılara Nazi artıkları dedik, Haçlı İttifakı dedik, Amerikalılara işte ülkemizi yıkmak isteyenler dedik. Ama gittiğimiz, para bulmak için gittiğimiz yerler malum. Bunun bedelini mesela geçen hafta ödedik gibime geliyor. 9 Mayıs'ta iptal edilen Gezi. Bu Hamas'ın terör örgütü olup olmadığı, Kuvayi Milli'ye benzetmesi falan, Erdoğan'ın bu sözlerinden kaynaklandığına inanıyorum. Ve bugüne kadar hatırlayın, ben 80'li yıllardan 2000'lerin ortalarına kadar Amerika'da, Washington'da da bulundum. En iyi dostlarımız Yahudi lobisiydi. Başımız sıkıştığı zaman Türk hükümeti de, Türk toplumu da Yahudi lobisinden kongrede yardım isterdi. Yani Skorsky helikopterlerinden tutun, Yunanistan'la Türkiye'ye yardım oranının korunması, ambargonun kaldırılması, Ermeni soykırımının önlenmesi. Ve biz o lobiyi kaybettik. Kaybettikten sonra da başımıza neler geldiğini görüyorsunuz. F-35'ten de atıldık. İşte F-16 için kongreden onay bekliyoruz. Katsa yaptırımlarıyla karşı karşıya kaldık. Yani bunlar bütün, şimdi bu olay tamam, münferit. Bu bir intihar eylemi. Bu bir cinnet geçirmiş birisinin intihar eylemi. Ama işin kötü tarafı Türkiye Cumhuriyeti'nin de maaş alan bir memur olması. Tabii bu kullanılacaktır. Ama Erdoğan'ın Hamas'a olan sözleri, Hamas'a işte terör örgütü değildir falan demesi, Biden'da bu sene de bir dezavantajı daha var Türkiye'nin. Bu sene seçim yılı. 5 ay sonra, 6 ay sonra Amerika'da seçim var. Kasım ayında. Kasım ayında kongre seçimi var. Senatör, 1/3 senato seçimi var. Başkanlık seçimi var. Biden aday olacak gibi görünüyor. Yani bütün bunlar varken, geçen hafta Hamas lideriyle poz vermiş bir devlet başkanıyla Washington'da aynı karede görünmek hiçbir siyasetçi istemez. Hani bu şeye benzer, PKK'ya terör örgütü değil diyen bir adamın Ankara'ya seçimden önce gelip de bir siyasetçiyle poz vermesi gibi. Hangi siyasetçi bunu kabul edebilir? Onun için daha çok farklı bedeller ödüyoruz aslında. Yani Türker Bey daha iyi biliyordur askeri açıdan ne bedeller ödeyeceğimizi. Doğu Akdeniz'de dengenin, NATO'nun dengesinin nasıl değiştiği, Yunanistan'a NATO'nun doğu sınırının kaydığı falan. Ama bu olay, yani ben şimdi tabii ki araştıracaklar. Bu ele ele örgüt bağlantısı. DEAŞ gibi, IŞİD gibi falan böyle radikal İslami gruplarla bir bağlantısı kanıtlanırsa bu da Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni zor duruma sokacaktır tabii. Ama burada ben merak ediyorum. Bu adamlar İsrail'e nasıl sokuldu böyle bir ortamda? Onu da İsrail'in açıklaması lazım. Vize alarak mı girdiler? Hangi konsolosluk verdi vizeyi? Ürdün üzerinden girmeli. Yani bu ortamda Kudüs'ü görmeye giden, İsrail'i görmeye giden, ben turist bilmiyorum var mıdır yok mudur, ama bu grup, bu heyet neden ve nasıl kabul edildi İsrailli yetkililer tarafından, onu da sorgularım. Bir kulis bilgi haberi var. Daha doğrusu yazılmış bir haber. Nihal Alp parlamento muhabirlerinden o yazmış. Şöyle bir haber. AKP Grup Başkanı Abdullah Güler 24 saate değerlendirmiş. Şöyle demiş. İlk 4 madde korunacak, 1921 anayasası referansımız yok demiş. Yani anayasa değişikleri, iki önemli konu vardı. Biri anayasanın girişindeki o değiştirilemez ilk 4 maddeye dokunulup dokunmayacağı. İkincisi de 1921 anayasasını referans alarak saltanat ve hilafet konusunun yeniden, özellikle birlikte yeniden gündeme getirilip getirilmeyeceği şeklinde. O da yok demiş. Böyle bir referansımız yok demiş. Peki Sayın Özel neden Recep Tayyip Erdoğan'a gitti, kapısını çaldı? Yani bu kime yarar? Buyurun.
Vallahi Özgür Özel yeni bir genel başkan, Türkiye'nin ana muhalefet partisinin genel başkanı. İşte yeni bir başlangıç hevesiyle siyasette daha sakin, daha olumlu, daha işbirlikçi bir görüntü sergilemek için bence bu yola girdi. Ama kurtlar sofrasına oturduğunu zannediyorum. Yani Türkiye'nin en kurt siyasetçisiyle oturup ne görüşecek açıkçası ben de merak ediyorum. Mesela şu fotoğraf, gösterdiği şu fotoğraf beni rahatsız etti. Yani Erdoğan'ın oraya baş köşeye kurulması ama Hüdapar Genel Başkanı'nın hemen yanında, onun yanında tek milletvekili DSP'nin, Özgür Özel'in orada oturması falan. Yani Özgür Özel'in bence taban biraz daha dik durmasını bekliyor. Şimdi esas Perşembe'nin havasını yarınki beyefendinin söylediği gibi, Mahmut Bey'in dediği gibi, yarın bakalım nasıl bir sahneyle karşılaşacağız. Polis barikatı mı kurulacak, itiş kakış coplama mı olacak, Taksim'e çıkışa izin mi verilecek? Yani Perşembe'nin havası biraz da o zaman belli olacak. Belki de yani polis ne bileyim su mu sıkmaya kalkarsa, görmek istemediğimiz görüntüler olursa belki de Perşembe günü toplantı iptal edilebilir. Yani yarın bilmiyoruz. Falcı değilim. Yarın Erdoğan'ın kafasından ne geçiyor? İçişleri Bakanı'na ne talimat veriyor? Ben bunu düşünüp burada soruyorsam İçişleri Bakanı da Erdoğan'a soruyordur. Ben bunları nerede durdurayım, nasıl durdurayım, durdurayım mı? Herhalde bu planlar yapılmıştır. O açıdan bakıyorum. Ama diyelim ki yarın olaysız geçti. İstediğimiz görüntüler, istemediğimiz görüntüler gerçekleşmedi. Şimdi tabii ki ilk en önemli şey anayasa. Ama anayasadan önce anayasaya uyulmaması. Ben bu anayasa muhabbetini abes buluyorum Fatih Bey. Az önce bir şey başlattım. Kendi çapımda 700 bin kadar takipçim var. Çünkü bugün Numan Kurtulmuş dedi ki ya toplum bize son seçimde bir yeni anayasa sorumluluğu verdi bu meclise dedi. Ben de sordum hakikaten verdiniz mi Türk milleti? Oy verirken 14 Mayıs'ta, 28 Mayıs'ta aman bir yeni anayasa beklentiniz mi vardı? Şimdiye kadar devam ediyor anket. 100 kişinin 97'si hayır dedi. Bizim böyle bir beklentimiz yok. Benim de açıkça beklentim mevcut anayasaya önce uyulması. Şimdi bakın ya burası ülke mi? Bir demokratik anayasal bir rejim mi? Yoksa yazboz tahtası mı ya? 2007'de anayasa değişikliği yaptığımızda 2008 veya 9'da dünya demokrasi sırasında 76.'ydık. 2013'te büyük tantanalarla bir demokratikleşme paketi açtık. Öyle ya. 80'lere 90'lara düştük. 2010'da referandum 16'da referandum yaptık. 17'de yaptık. Uganda'nın altına düştük. 104.'lüğe düştük. Biz demokratik anayasa referandumu yaptıkça demokraside baş aşağı gidiyoruz. Şimdi ben Özgür Özel olsam Erdoğan'a şunu sormak isterim arkadaş. Sen Türkiye'nin çıkarı için ne yapmak istiyorsun da bu anayasada hangi madde sana mani oluyor? Anlat bana bir tane örnek ver. Bu anayasada bir şey yok ki. Ya, yani her türlü özgürlüğü vermiş sizde ifade var. Ne bileyim basına sansür yasaktır diyor. Gösteri yürüyüş var. İnanç, ibadet var. Ne yok ama hukuk devleti var. Her şeyden önemlisi. Yargı bağımsızlığı var. 138. madde. Sen bunları uyguluyor musun? Basın özgürdür diyorsun. Basın özgürlüğünde Ghana'nın bilmem ne şeyin Tobago'nun altındasın. Hukuk devleti diyorsun, bütün Afrika ülkelerinin altındasın. Demokrasi diyorsun, 35 tane demokratik ülke, Afrika ülkesinin altındasın. Sen bu anayasada ne yok ki Erdoğan'ın elini kolunu bağlıyor da yeni anayasa? Ben bir kere bu iktidara güvenimi kaybettim.
Yarın bana dese ki meclis başkanı veya Erdoğan, arkadaş ben alacağım Hollanda'nın, İsveç'in, Danimarka'nın, Almanya'nın tüm hak ve özgürlüklerini ve hukuk devletini sana getireceğim, vereceğim anayasada. Ben yine referandum geldiğinde hayır oyu veririm. Çünkü inanmıyorum. İşine geleni uygulayacak, işine gelmeyeni uygulamayacak. Cem Bey, aslında o size şöyle bir hatırlatma yapayım. Hak ve özgürlükler bölümü anayasanın ilk kez koalisyon hükümeti döneminde, Ecevit'in başbakanlığı döneminde değiştirildi. Mecliste 42 madde değiştirildi. O zaman mecliste bulunan bütün partiler olumlu oy verdiler ve Avrupa Birliği'ne uyum için yaptılar bunu. Yani aslında saydığınız ülkelere yakın o hak ve özgürlükler aslında kağıt üzerinde. Onu kağıt söyleyeyim. Üzerinde. Evet evet. Ama onun için diyorum, kağıt üzerinde ne yazdığı önemli değil ki. Ben girdim hocam, Sovyetler Anayasası'nı okudum. Saddam Irak'ın anayasasını okudum. Kuzey Kore'nin anayasası var biliyor musunuz? Kuzey Kore anayasası var. Başlangıç metni nasıl biliyor musunuz? Mealen çeviriyorum. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir diyor. Sosyalist Kore halkınındır diyor. Egemenlik onlar karar verir diyor. Bal gibi diktatörlük. Yani şey, Saddam'ın Irak anayasasının kapatın. Hangi ülkenin anayasası bu? Çözemezsiniz. Hangi Avrupa Birliği'nin acaba anayasası diye. Yani anayasada ne yazdığından daha önemli olan onu uygulayacak yürütme erkinin zihniyeti, kafası, işte yarın göreceğimiz gibi. Veya o anayasayı yorumlayacak yargı erkinin zihniyeti, kafası. Özgürlükçü mü yorumluyor, yasakçı mı yorumluyor? Veya o anayasaya uygun yasalar yapacak meclisin yapısı, onun zihniyeti çok daha önemli anayasada ne yazdığından. Onun için ben anayasayı büyük bir tuzak olarak görüyorum, cambaza bak olarak görüyorum. Hani konuşmaya bile değecek bir şey bulmuyorum ama maalesef AKP'nin elinde öyle bir gündem belirleme, algı yönetimi, şusu busu var ki bu konu gündeme gelsin, 6 ay sonra sizin sokağın köşesindeki simitçi de abi yeni bir anayasa lazım Türkiye'ye falan demeye başlayacaktır. Size anayasa dersi de verecektir. Adamlar bu gücü bildikleri için. Özgür Özel, onun bazı kırmızı çizgileri olması lazım. Benim kafamdaki esas sorulardan bir iki tanesi de şu. Ne kadar süre ayrıldı? Bu bir seferlik mi, arkası gelir mi gelmez mi? Hani kurmaylar daha sonra anlaşabildikleri konularda devam ettirirler mi görüşmeyi? Yoksa ama paramı şeye basarım, daha fare doğuracaktır. Erdoğan'ı tanıyorum, tanıyoruz 25 senedir, çeyrek asırdır. Öyle bir şey daha var, bir iddia daha var, bu benim fikrim değil. Özgür Özel'e böyle yumuşak davranıp randevular vermesi, muhatap alması falan, İmamoğlu'ndan rolü çalmak, yani benim muhatabım sensin. CHP'nin genel başkanı sensin. 2028'de de seni karşımda görmek isterim gibilerden İmamoğlu'nun siyasetteki ağırlığını hafifletmek diye düşünüyorum. Bakalım. Esas perşembeden önce çarşambayı ben çok merak ediyorum. Yarın nasıl geçecek? Peki yarın diyelim ki Özgür Özel yürümeye başladı. Saraçhane'den Taksim'e doğru. Arkasında gruplar olacak, sendikalar yürüyor, parti milletvekilleri yürüyor, parti örgütleri, İstanbul İl Başkanı ve birçok yerden Taksim Meydanı akmaya başlayacaklar. Peki, perşembe günü randevu var. Yarın Özgür Özel'e bir polis barikatı kurulsa, polisler Özgür Özel'i itip çekse ya da orada Cumhuriyet Halk Partili milletvekillerine bile sert müdahale etse, biri yaralansa, bir şey olsa, perşembe günü nasıl bir araya gelecekler Sayın Toker? İşte onu dedim. Belki de iptal olur o görüşme dedim. Onu az önce dile, o da bir olasılık yani böyle bir Özgür Özel o görüntüleri kamuoyu gördükten sonra Erdoğan'la görüşmeye gitmesi kabul edilebilir bir şey miydi? Çünkü yarın o görüntülerin sorumlusu İçişleri Bakanı olur. İçişleri Bakanı da Erdoğan'ın
iki dudağın arasında göreve getirilmiş, parmakla seçtiği, göreve getirdiği şahıs. Yani bu İçişleri Bakanı Erdoğan'a sormadan, daha biliyordur İçişleri Bakanı bu akşam yarın ne yapacağını, nerede durduracağını, nerede çizgiyi çizeceğini, nasıl müdahale edeceğini. Herhalde yarın yürüyüş başladıktan sonra Erdoğan'ı telefonda sormayacak. Alternatif planlar vardır diye düşünüyorum. Bir sorun daha var. Şimdi diyor ki Numan Kurtulmuş bugün. Halkımızın verdiği oyların yaklaşık %95'i bugünkü parlamentoda temsil ediliyor diyor. Şimdi şu soruyu sormak lazım değil mi? Yani halkımızın verdiği oyların yaklaşık %95'i de DEVA'nın 15 milletvekili var. Son seçimde aldığı oy 0.08. Gelecek Partisi 0.02. Demokrat Parti 0.01. Peki bunların toplam kaç milletvekili var? 39. İyi Parti %3,7'ye kadar gerilemiş. İyi Parti'nin 38 milletvekili var istifa edenler hariç. Şunu sormak gerekmiyor mu ya? Yani bugün Türk halkının tercihi 14 Mayıs'ın tam tersinde ya da yani nasıl %95'i bu ülkede işte baktığınız zaman 76 milletvekili şu an kopuk vaziyette. Yani nerede olduğu belli değil. Ne olduğu belli, ne yapacakları belli değil. Nasıl tavır alacakları belli değil. Yani bu doğru mu? Halkımızın verdiği oyların yaklaşık %95'i bugünkü parlamentoda temsil ediliyor. Fatih Bey, matematik bilen ilkokul çocuğu bile görür. Yani o yüzdeleri gördükten sonra bunların meclise nasıl yansıdığı. Bu adamlar nasıl şark kurnazıysa, öyle diyorum ya, bunlarda iki algı yönetimi başka kimsede yok. Adam 2002'de %34 oy alıp meclisin %66'sını kapıyor. Seçmenin yarısı, neredeyse 52'si, 48'inin oyu çöpe gidiyor. Beni bu adam temsil etsin diye oy kullanıyorsun 2002 Kasım'da. O 100 kişinin 48'inin oyu çöpe gidiyor. Oy almayan adamlar meclise gidiyor. O zaman da yeri göğe inletiyorlardı. Milli irade, milli irade bizi seçti. Şimdi dediğiniz gibi 0.02'lik parti bu kadar milletvekili alıyor, grup kuruyor. Salı günleri millete hitap ediyor adam. Onu da diyorlar ki bak temsilde adalet işte temsil ediyor. Bak %95'i. Yani ne yaparsın, ne olursa olsun adamlar nalıncı keseri gibi kendilerine öyle bir yontup anlatıyorlar ki vasat zeka, vay diyor adam doğru konuşuyor. Bak ne güzel, bundan iyi fırsat mı var? Seçmenin %95'i temsil ediliyor. 2012'de miydi, 2013 miydi, 2012 miydi? Biz bile hani kumda oynayan bir siyasi partiydik, seçimlere giriyorduk, Liberal Demokrat bir parti. Bizi bile çağırdılar meclise. Ben gittim. Başkandı. Mehmet Ali Şahin. Sözüm ona, anayasa için herkesten teklif alıyorlar, dinliyorlar, değerlendiriyorlar falan filan. Bunların hepsi tiyatro. Bunların kafasında bir şey var. Birazı gündem değiştirmek. Ama yani Özgür Özel şunu kamuoyu önünde Erdoğan'a sormalı. Türkiye'nin çıkarı için ne yapmak istiyorsun da yapamıyorsun? Onu söyle bana. Anayasanın hangi maddesi sana mani oluyor? Onu söyle bana. Bunu söyle, ondan sonra değiştirelim. Biz de destek verelim. Mecliste değiştirelim o maddeleri. Sonra ben bir şeyden daha çekiniyorum. Erdoğan'ın taktiğidir bu. 2010 referandumunda da bunu yaptı. Venedik Komisyonu aslında yapamazsın bunu dedi. Alakasız konuları bir arada anayasa değişikliği diye bir paket halinde sunamazsın. Hatırlayın 2010'da 26 maddenin 24'ü işte romantik solcu bir kısmına tav oldu. İşte engelliler bir kısmına tav oldu. Liboşlar bir kısmına tav oldu. Şeriatçılar bir kısmına, Kürtler bir kısmına tav oldular. Ondan sonra evet, ama iki zehirli maddeyi o 24 şekerlemeyle kapladı. Sonrasını biliyorsunuz zaten, yargının ne hale geldiğini, amaç neydi. Şimdi Erdoğan'ın elinde o güç de var. Nasıl bir metinle gelecekse, Kürtlere hitap eden bir şeyler koyar içine, sosyal demokrata hitap eden bir şeyler koyar içine,
liberale hitap eden, dindara hitap eden, ulan sen buna hayır mı diyorsun? Hepsini böyle paket halinde, hapal, ne dedi Erdoğan o zaman? Biz hap şeklinde sunuyoruz bunu dedi. Hap şeklinde. Ama Venedik Komisyonu'nun raporu var Avrupa Birliği'ne. Demokratikleşen o Doğu bloku ülkeleri kendi anayasalarını referanduma sunarken dedi ki alakasız konuları böyle tek paket halinde evet mi hayır mı? Yani torba yasa gibi. Bunların yaptığı torba yasa gibi anayasa paketi hazırlayamazsınız dedi. Bu uygun değil dedi. Yine onu da yapabilir. Bakalım yani muhalefetin duruşu. Özgür Özel biraz daha sert basmalı, dik durmalı diye düşünüyorum. Tamam şey hava, ılımlı hava, işte yeni bir anlayış, diyalog anladık onları da. Ama karşında da rakibini biraz tanı kardeşim. Şapkayı ters giydirir adama gönderir. Vereceği poz bile önemli. Ömür boyu takip eder şeyin kariyerini etkiler Özgür Özel'i. Dediğim gibi yarın perşembe günü kurtlar sofrasına oturacak Özgür Özel. Allah yardımcısı olsun bakalım. Belediyeler yani tuhaf ya bize şimdi Mahmut kendi açısından belediye içinde çalışmış bir anlamda orada görev yapmış bir arkadaşımız. Bir süre gazeteciliği bıraktı ve basın danışmanlığı yaptı. Ama anlattığı şeylerin dışında çok farklı bir tablo var. Mesela son gün 1 milyon 150 bin liralık kuruyemiş faturası bırakan var. Mesela son gün porselen, fincan, bardak ve kahve ihalesi yapanlar var. Bir tanesi sanayi tipi mutfağı söküp götürmüş. Yani bu sonraki belediye CHP'li kalmasın diye endüstriyel mutfağı söküp götürmüş. Yani nereye götürmüş, niye götürmüş, ne olmuş, yani niye anlaşamamışlar mı, taşeron mu bilmiyoruz. Haberimiz yok, İstanbul'da bir ilçe belediyesi bunu yaptı. Bir tabii bunun dışında tartışmalar oldu işte bir Sacaktepe Belediye Başkanı için yani o da reddetti sauna işi bilmem ne işi neyse jacuzzi işi bir şey soracağım ne? Yani bu bir yolsuzluk sendromunun yerel boyutu mu yoksa Cumhuriyet Halk Partili belediyeler durup dururken hır mı çıkarıyor? Lan siz çok tecrübeli bir gazetecisiniz. Kim bilir kaç tane yerel seçim izlediniz kariyeriniz boyunca. Bu seçim kadar ahlaksızca kampanya dönemi ve seçim sonrası bu kadar eylem gördünüz mü? İşte örneklerini veriyorsunuz. Öyle bir hazımsızlık yaşamış ki AKP'li belediyeler. Yani Murat Ağarel'in çok güzel bir yazısı var. Seçim gecesi çek yazıyor. Kasada 5 kuruş bırakmamak için veya o hafta sonu Yozgat'tı galiba. Bütün parayı bir futbol kulübüne transfer ediyor. Ben böyle benzeri şeyler yaşadığımızı hiç hatırlamıyorum. Yani Cumhuriyet tarihinde çok belediye seçimi yaptık. Ama bütün bunun filmi geri saracak olursanız en tepeden en basit yerel yönetime kadar yargı bize nasıl olsa dokunamaz. Meşhur laf var ya her programda söylerim. Yasama bizde, yürütme bizde, yargı bizde, her şey bizde dedi AKP'li CNN Türk'te 10 sene önce. Ve bunun da yerel yönetime yansımasını yaşıyoruz. Şimdi verdiğiniz rakamlar enflasyondan dolayı belki vatandaş idrak edemiyor yani 18 milyar vay be falan yüksek geliyor ama dolara çevirdiğiniz zaman 18 milyar para 600 milyon dolar demektir. 600 milyon dolar Malatya Belediyesi'nin borcu. Şimdi şey diyor ki CHP'li belediyelere bırakılan toplam borç 100 milyar lirayı bulabilir. 100 milyar lira 3 milyar dolar. Daha 2 hafta önce Mehmet Şimşek Dünya Bankası'ndan 1,5 milyar dolar buldu diye tweet attı. Sevinç içinde bilmem ne projesine 1,5 milyar dolar geliyor diye. Toplam borç 3 milyar dolar belediyeler takmışlar
etrafa, piyasaya. Yani böyle bir dönem Türkiye'nin yaşadığını hiç zannetmiyorum. Demek ki Sayıştay'a rağmen bu borcu yapmışlar. İşte o da bizi, yasama bizde, yürütme bizde, yazgı bizde, her şeyi bizdeye getiriyor. İki, balık baştan kokar. Yunus Emre diye Manisa'da bir şey var. Bir belediye varmış. Katıldığım bir programda gösterdiler. Adamın bir makam odası var. Gördünüz mü bilmiyorum. Bulursanız gösterin vatandaşa. Hatta ben o programda önerdim. Ya alsın gençleri, halkı, halka açsın o makam odasını. Ve gezdirsin. Çöpünüz, sokağınızda niye çöp var? Kaldırımınız niye yok? Size niye doğru dürüst hizmet veremiyoruz? Çünkü para buraya gitti. Doğru yaptığı bir şey var şeylerin, CHP'li belediyelerin. Halkın gözüne bu rakamları sokmak lazım. Ama gündemden de düşürmemek lazım. Bakın ne diyor? 15 milyar Afyon'un borcu. 500 milyon dolar mı? Ne diyor ya? 500 yarım milyar dolar. Yok. 30... Düzeltelim. 1 milyar 574 milyon 884 bin. Ekranda bir 15 milyar görüyorum. Orası Afyon'sa 15 milyar yazıyor. Yok, burası Balıkesir. Balıkesir, Balıkesir. Balıkesir. Arkadaşlar Balıkesir'i getirmiş. 30'a böl 500 milyon dolar. Rakama bak, yarım milyar dolar Balıkesir gibi bir yerde. Ben dalga geçtiydim. Balbox diye kahvehane açtılar. Kahve işletiyordu Balıkesir Belediyesi. Zarar edecek dedik. Jandarma komutanıyla falan açtılar açılışını da AKP Belediyesi. Ama bu bravo. Evet Sayın Toker, söylediğiniz Yunus Emre Belediyesi geldi. Allah aşkına şuraya bakın ya. Bir de bulabilirlerse arkadaşlar, Berlin Belediye Başkanı'nın çalışma odasını bulsun. New York Belediye Başkanı'nın çalışma, Paris Belediye Başkanı'nın çalışma odasını, görsellere basınca çoğu çıkıyor. Bir şuraya bak ya. Mehmet Şimşek de bu ülkelerde para arıyor. 3-5 atar mısınız Türk ekonomisine diye. Bir de utanmadan bana kamuda tasarruf martavalı anlatıyorlar Türk milletine. Şimdi CHP'nin yapması gereken, demin onu söylüyordum. O pankartları asmışlar ya rakamlarla. Onları bir hafta 10 gün tutmayacaksın orada abi. 4 sene duracak onlar. Vatandaş o kasabada, kentte, o belediye binasının her önünden geçtiğinde görecek. O rakamları görecek. Billboardları da kullanacaklar. Çünkü görsel önemli. Söz uçar, yazı kalır. O görsellere yazacak. Şuraya şu kadar borç taktı. Sizin paranızdı. Sizin kentinize hizmet edilecek parayı kuru yemişe harcadı. Rakam böyle. Bu aslında eleştiriyoruz ama muhalefet açısından da müthiş bir fırsat. Ve Türk toplumunda algıyı değiştirmek için bir fırsat. Hani ikinci defa olursa böyle bir şey, yani o zaman toplumu ayıplayacağız. Yani bu kafayı, bu şatafat, bu gösteriş, bu görmemişlik kafasını bir daha seçimde desteklerse, o zaman Türk'te hiç söyleyecek bir şeyimiz yok. Türk toplumu bunu hak ediyor demektir. Ama arasına, yani yan yana koyduğumuz zaman, bakın şu sadeliğe bak, neresi burası bilmiyorum. Neresi ama arkadaşlar? Avrupa'da bir yer. Berlin'miş burası, Berlin. Berlin gördün. Belediye Başkanı'nın gördün ofisi. Bu. Evet, Almanya bu, Almanya. Öbürü de Yunus Emre kasabası. Şu Yunus Emre'yle yan yana getirirsene arkadaşlar, rica etsem sizden. Bir getirin, valla ben de merak ettim. Bir yan yana koyun, bir bakalım ya. Yani biri Yunus Emre, Yunus Emre nerenin ilçesiydi? Manisa. Manisa diyebiliyorum. Biri Berlin Belediye Başkanı odası. Ya valla konuşurken kendimi tutamıyorum ya. Yani arkadaşlar bir yan yana rica etsem getirebilir misiniz? Bir göz atalım. Zamanınız varsa, fırsat bulabilirseniz. İşte geldi. Şuraya bakın ya. Buyurun. Birinin gayri safi milli hasarası ne kadar Almanya'nın? Sayın Toker.
55 bin dolar. Büyük bizim. 4. 5. ekonomisi. Trilyonlarca evet. dolar. Bilmiyorum ne kadar tam olarak. 4,5 trilyon doların üzerinde diye ben biliyorum. Yani. Evet. Evet. Ve o kentin, başkentinin belediye başkanının ofisi şu arkada. Bizim Manisa'nın Yunus Emre ilçesine kadar Mahmut biliyor musun? Hiç bilmiyorum, gitmedim vallahi. Nedir yani? Yunus Emre'yi yani ben ilk defa duymadım ama yani çok az duyduğumu söylesem. En fazla 10 bindir nüfusu yani. Yani ya 50 bin olsun nüfus yani 50 bine razıyım ben. Ama arkadaş hakikaten ya. Şimdi Mahmut sen diyorsun ki belediyeler doğal olarak bu doğal değil abi ya. İşte yani bunu yani normalde yani böyle bir şeyi alamaması lazım. Yani böyle bir şeyi kamu kaynaklarıyla bunu yapamaması lazım. Alıyor abi. Kaynağı bunu... olsa da almaması lazım. Tabii hocam. Tabii. O da ayrı bir şey. Tabii etik olarak o da doğru. İnsan çünkü sonuçta kamunun kaynağı. Yapayım. Evet. Bunu giden yani birisi ediyorum. Söylememiş mi acaba? Yani bir denetçilerden birisi, İçişleri, Sayıştay, kim bilse. Mahmut Taktın denetçileri. Denetçiler iktidar partisini, belediyeleri denetlemiyor ki abi. Yani şimdi oradaki eksiklik o. Hiçbir Sayıştay denetçisinin sen son 10 yılda, 10 yıl diyorum bak daha yok, fazla yok, da gitmiyorum. Yani şimdi öyle demeyelim, haksızlık etmeyelim. Bakın, neyi var mesela? Biraz örnek önce söyledim, Deniz bana. Bey, Cumhuriyet Halk Partisi'nden Deniz Büyük Yavuz. Yavuz Yılmaz. Yavuz Yılmaz, ya düzeltiyorum nereden çık. Bugün takıldım saat ilerleyince. Şimdi bütün açıkladığı belgelerin ya %90'ı Sayıştay'dan geliyor zaten. Yani Sayıştay denetimindeki raporlar onu bugün de açıkladı. Yani peki bu var. Suç duyurusunu gerektirmiyor mu? Ya onun hukuken bilmiyorum tabii. Ya bence gerektirmesi gerekiyor. Yani bunlar şimdi raporlar yazılıyor, iletiliyor belli ki ilgili yerlere. Peki bunlar Sayıştay kim yapmıyor, bunu ne denetçi yapmıyor denetçi görmeyince yani. Biz bunu yok mu sayacağız? Böyle bir hayır, tabii ki sayamayız. Ama bakın bu 89'da da benzer şeyler çıktı. Hatırlayalım. Ben o zaman Anadolu Ajansı'nda yeni bir muhabirdim. Mesela daha sonra İletişim Fakültesi'nin dekanı olan Abdurrezzak Altun, kulakları çınlasın, o belediye muhabiriydi. Mesela simit camekanındaki mafya diye haber yapmıştı. O zaman da simitçileri Ankara'nın o Çankaya ilçesindeki simit tezgahlarını belediyeden mafyaya verildiği iddia edilmişti mesela. O öyle şeyler çıkıyordu. İşte başka yerlerde başka şeyler çıkmıştı vesaire. Ama ben baştan beri söylüyorum, bu belediyelerin bir düzenlenmesi gerekiyor. Yani kendi bütçelerimi yaparlar. Hükümet sıfır bütçe mi der? Yani alın isterseniz. Bütçelerini yapmışlar zaten. Hocam, yani kamusal denetim. Buyurun olur. Sayın Toker. Çaresi çok basit. Bir yasal düzenleme. Belediye bütçesi açık veremez. Denk bütçe. Denk bütçe. Hocam belediye meclisi de var. Yani bu belediye meclisi üyelerinin buraya gittiğinde ya Sayın Başkan sen ne yapıyorsun demiyor mu bir tanesi acaba? Çok merak ediyorum ya. Ya dese ne olacak? Ama kanunen tedbirini almak istiyorsan belediye bütçesi yıl sonunda açık veremez. Gelirin neyse giderin o kadardır. Nokta. Bu yasal düzenleme yapılabilir. Ben neyi merak ediyorum abi biliyor musun? Manisa'nın Yunus Emre ilçesinin belediye başkanının makam odası böyleyse mülki amir kaymakamın odasını merak ediyorum. Çalışma odası. Şimdi ben kaymakam olacağım. Belediye başkanını burada ziyaret edeceğim. Hop derim ya. Ben yüce devletin temsilcisiyim bu ilçede arkadaş. Bu ne? Hayal dünyanızı geliştirin bir de sarayı düşünün. Çok rica ediyorum. Büyük düşünün zaten yani. Zaten mesele orada hocam. Bir de sarayı düşünün. Tarif olmaz. Ben Reis. Haber yapmıştım sarayla ilgili yeni yapılırken. Arkadaş bütün mermeri İtalya'dan geldi. Klozetler altın varakla kaplanmıştı. Şeyler musluklar altın varakla kaplı yapılıyordu daha yeni yapılıyordu ve içeriden fotoğraflar geldi bize. Kaça mal oldu o saray Türk milletine? Kimine göre o zamanki parayla kimine göre bak kesin onu bir şey söyleyemem. Kimine göre bir ne kadar demişlerdi Mahmut? 1 milyar dolar ben, mı? Ben söyleyeyim mi? Buyurun. Ben söyleyeyim. Yanılmıyorsam Mimar Mühendisler Odası dava etti. Öğrenmek için bilgi istedi. TOKİ mahkemeye ne yazdı biliyor musunuz? Sarayın maliyeti açıklanırsa kişiler ve kamu zarar görür dedi ve cevap vermedi. Bildiğim kadarıyla 1,5 milyar dolardı o zamanki dolar kuruyla açıklama. Onu bu da bu rakam resmi verilmedi hiçbir zaman. Yok. TOKİ bu bilgiyi verdi. Saray danışmanlarının maaşlarını sordular.
Kişisel bilgi açık. Lan benim vergimle verilen maaş nasıl kişisel veri olur? Verginin paranın sahibi benim. Türk milleti adına soruyor milletvekili. Ne diyor? Cumhurbaşkanına yazılı veya sözlü soru sorulamaz diyor. Böyle bir rejimle yönetiliyoruz abi. Sarayın maliyetini saklıyorlar bizden. Belediye başkanı, valiliklere görün. Kaymakamlığı açıkçası merak ediyorum ya. Bunun altında kalacağını zannetmiyorum kaymakamın ben. Hasan Öztürkmen açıkladı. Cumhuriyet Halk Partisi Gaziantep milletvekili, hatırlıyorsunuz çok olay oldu. Türk Hava Yolları'nın yönetim kurulu maaşlar. Genel müdürüydü değil mi? Genel müdürü galiba. 1 milyon 490 bin lira net maaşı var. 1 milyon 490 bin lira. Yardımcısı 1 milyon 200 bin lira. Daire başkanları 900 bin liradan başlıyor. En düşük maaş 475 bin liraya kadar iniyor. Ve buna itiraz gelmedi. Yani bu ülkede asgari ücret, bakın bugün onu söyleyecektim Sayın Toker. Asgari ücret bugün Türk İş açıkladı. Nisan 2024 asgari ücret diyorum. Açlık ve yoksulluk sınırı akıl alır gibi değil. 4 kişilik ailenin aylık sadece gıda harcaması açlık sınırı 17.725 liraya yükseldi. 17.725 lira. Asgari ücret ne kadar? 17.004 lira. 2 lira mı ya da neyse. Peki yoksulluk, yani gıda ile birlikte diğer tüm harcamaları için haneye girmesi gereken toplam gelir. Onu da size söyleyeyim. 57.736 lira. Yani yoksul değilim demek için bir kişinin bu ülkede yaşarken aylık gelirinin 57.736 lira olması için. Aç değilim demesi için de yani açlık sınırı 17.725 lira. Ya zaten açsın 17.725 liraya da daha aşağısını bilmiyorum. Tarifi var mı? Ne anlama geliyor? 16 bin lira alana mesela ya da 17.002 lira, 17.004 lira alana ne denir? Açlık sınırının altında. Çok mu aç denir? Perişan mı denir? Bitik mi denir bilmiyorum ama rakamlar bunlar. Sadece bir kişinin yaşam maliyeti tek bir bekar kişinin 22.992 liraya çıkmış. Rakamlar geliyor bakın. Fiyat endeksleri ayrı kart. Hadi be. Buyurun. Cumhuriyet tarihinin açık ara en kötü, en adaletsiz ekonomi yönetimini yaşıyoruz. AKP yönetimidir bu. Ben size açık açık söyleyeyim. Onun için bu sefaleti yaşıyoruz. Hiç yaşamamamız gereken bir sefalet yaşıyoruz. Çevremizde hiçbir ülkede böyle bir sefalet yaşanmıyor. Ermenistan dahil, Gürcistan dahil, Irak dahil, İran dahil. Rakamlar bunu söylüyor. Ben her gün uluslararası rakamları izliyorum. Enflasyon oranını, ozunu, busunu. Bu kadar onun için gayet net konuşuyorum. Çünkü inanılmaz inatlaştık bilimle, hataları yaptık. Bir şey daha söyleyeyim o şatafatla, görgüsüzlükle, harcamayla ilgili. Sizce bir uzak doğu ülkesinde, Çin'de, Japonya'da, Kore'de veya bir Avrupa Birliği ülkesinde bir çocuk devletin malı deniz yemeyen domuz lafıyla büyür mü? Veya onların kültüründe bal tutan parmak yalar diye bir atasözü var mıdır acaba? Bir Japon çocuğa söylesen bal tutan parmak yalar. Veya bir Alman çocuğuna, bir Fransız'a diyeceksin ki bal tutan parmak, yüzüne bön bön bakar, ne diyorsun sen diye. Bizim maalesef kültürümüz de bu. Kültür. Bir acaba o toplumlarda, Avrupa Birliği uzak doğu toplumlarında çalıyor ama çalışıyor, onun için oy veriyorum ben bu siyasetçiye diyecek bir tane seçmen var mıdır? Eğitimli veya cahil. Bir tane seçmen bulabilir misiniz? Yani sandıkta ne ekersen yaşamda onu biçersin. Biz de böyle saatlerce konuşuruz kendi kendimize. Yani kendi kendimize konuşmuyoruz ya Sayın Toker. İnanın insanlar bunu dinliyor. Dinlemese bu yerel seçimlerde fikrini değiştirmezdi. Yani yaşıyorlar tabii. Sadece dinlemekle, izlemekle değil. Yani bizim anlattığımız kimseye karşı ya da kimsenin yanında olmak değil. Halkın yanında olmak. Sizin yaptığınız da yıllardan beri o. Doğruları hep söylediniz. Hep mücadele ettiniz. İş insanı kimliğiniz de
ayakta durmaya çalıştınız. Siyasetçi kimliğinize ayakta durmaya çalıştınız. Doğrular uğruna. Yani onu söylüyorum. Yani bu mutlaka eninde sonunda hakikat bir gün yine ortaya çıkacak yani. Gizlenemeyecek gerçek. Gerçek gizlenmez zaten. Bir gün mutlaka kendiliğini gösterir. Bu halka göstermeye başladı. Ya geç oldu 22 sene. Yani onu ayrı bir tartışma konusu. Bakın son cümlemi söyleyeyim. Türker Bey'in vaktini almayayım daha fazla. Buyurun. Yüksek İslam Enstitüsü'nden mezun profesör doktor titri taşıyan bir adam diyor ki bu adamların iktidarın fikir liderlerinden biri, ismi lazım değil. Yolsuzluk hırsızlık değildir diyor ya. İslam Enstitüsü, Yüksek İslam Enstitüsü mezunu profesör doktor olmuş, kitapları var. Yolsuzluk hırsızlık değildir diyebiliyor. Milletten de tepki geldi. Daha bakın mesela 12 Eylül 1982 anayasasından bahsedilir. Faşist rejimin anayasası der herkes. İşte 21 kere mi ne değişmiş? 3 tane de referandum yapıldı, değişti. Siyasi partiler kanunu kaç defa değişti kardeşim? O da 12 Eylül ürünü. Bir kere değişti. O da baraj %10'dan 7'ye düştü. Peki o nerede? Hani o 12 Eylül'den önceki siyasi partiler kanununda milletvekillerinin ön seçimle belirlenmesi, işte siyasetin şeffaflığı, finansmanı vesaire. Mesela onların hiçbirisinden kimse şikayet etmiyor. İlginçtir yani. Bana çok ilginç geliyor. İktidar da muhalefette şikayet etmiyor diyorsun. Kimse şikayet etmiyor ya. Ben duymadım şimdiye kadar. Sen duydun mu? Yok. Siyasi partiler kanunu değiştirelim diye. Bunu sık sık... Bir kere Davutoğlu söyledi. Cem Toker sık sık söyler bunu. Her programda söyler. Onun için onun üslubuna benzettim. Bu önemliydi. Peki... İki cümle eklemem için vakit var mı? İki cümle daha edin, sonra 1 Mayıs'ı kutlayalım ve gidelim. Peki, kutlayalım. Sayıştay diye bahsediyorsunuz. İnternete yazarsanız, haberi tam hatırlamıyorum ama çıkıyor. Sayıştay ve Rütük yazın. Rütük, Sayıştay raporlarının televizyonlarda haberleştirilmesine engel getirecek falan diye makaleler çıkıyor. Bir ara öyle devreye girmeye çalıştı. Çünkü bu Sayıştay raporlarının açıklanmasından rahatsız oluyordu iktidar. İkincisi, kamuda tasarruf diye konuşuluyor. Kamuda tasarrufu birkaç ay sonra 2025 yılı bütçesi geldiğinde göreceğiz. Bakanlıkların ve kurumların bakalım bütçeleri ne kadar artacak? Enflasyon oranında mı, enflasyonun altında mı? Hakikaten kimisi tasarruf yapıp enflasyonun çok altında 2025 bütçesi isteyecek mi? Hangi kurumlar lağvedilecek, kapatılacak? Herhangi bir tanesi kapatılacak mı? Esas orada göreceğiz. Bir şey daha, belediyeler bakın borçlarını asıyorlar şeylere, pankartlara ama bu küçük yerlerde vatandaşın şunu bilmesi lazım. O borçlar kimlere yapılmış? Kuru yemiş kimden alınmış? Bardaklar kimden alınmış? Halılar kimden alınmış? Çünkü bunları vatandaşa o küçük birimlerde, kentlerde vatandaş bunları bilirse daha ciddi tepki verir. Çünkü kimin kim olduğunu, ne olduğunu oradaki vatandaşlar daha iyi biliyordur. Son olarak şunu da söyleyeyim. Yiyin efendiler, yiyin şiiri yazılalı 3 nesil geçti. 100 yıldan fazla geçti. Bugün konuştuğumuz konu aynen o. Yiyin efendiler, yiyin. İşte devletin balı deniz yemeyen domuz maalesef. Peki. Sayın Toker, 1 Mayıs'ınızı kutluyorum. Emek ve İşçi Bayramı. Siz de emekçi olarak başladınız hayata. Sağ olun. Kutluyorum. Paşam, sizin de 1 Mayıs'ınız kutlu olsun. Sağ olun, var olun. Bu biraz sonra 1 Mayıs'a girmiş olacağız. Ben çok mahmut senin hayatın emeğinle, alın terinle, çalışmakla geçti. 1 Mayıs en çok hak edenlerden biri sensin. Teşekkür ederim. Meslektaşım olarak birlikte çalıştık, birlikte emek verdik, birlikte alın teri döktük. Hakkımız olanı aldık, hakkımız olmayanı hiç istemedik. Yalana, talana, harama bulaşmadık. O da bizim için bir kazanç. 1 Mayıs'ın kutlu olsun. Senin sevgilerim. De kutlu olsun. Tüm sağ olasın. Emekçilerin 1 Mayıs'ı kutlu olsun. Sağ olun. Türkiye'nin elinde böylece sonuna geldik. Yarın sabah saat 10'da başkentte gündemde bütün emekçilerin, çalışan arkadaşlarımızın burada, rejide çalışan Ömer'in, rejide çalışan yine Murat'ın, bütün arkadaşlarımızın yarın emek bayramı. Onlar emekçi çünkü.
hep birlikte burada kutlayacağız. Ayrıca haber de yapacağız tabii. Yarın saat 10'da görüşmek üzere. Şimdilik iyi geceler.